Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görüntüsü ve lezzetiyle sofralarınızın yıldızı olacak şahane bir çikolatalı kurabiye yapacağız. Eminim ki denedikten sonra sizler de bu kurabiyeye bayılacaksınız. O yüzden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Kurabiyemizin hamuru için yoğurma kabıma güzel bir şekilde yumuşamış olan 250 gram yağımı alıyorum. Margarin ya da tereyağı da kullanabilirsiniz. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ve bir tane oda ısısındaki yumurta. Bir paket vanilya. 3 dolu yemek kaşığı kakao. Ve 1 su bardağı da pudra şekeri ilave ediyorum. Daha sonra malzemelerimi elimle güzelce karıştırıyorum. Evet, malzemelerim iyice karıştı. Şimdi içerisine 1 su bardağı nişasta ve 1 silme çay kaşığı kabartma tozumu ekliyorum. Daha sonra azar azar un ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Un miktarını kesin bir şekilde belirtmek istemiyorum. Çünkü kurabiyelerde her zaman un miktarı değişkenlik gösterebilir. Poğaçalarda da aynı şekilde tabii ki. Yağınızın sıcaklığına, yumurtanızın büyüklüğüne göre bile un miktarı değişebilir. O yüzden unumuzu azar azar kontrollü bir şekilde ilave ederek hamurumuzu yoğuralım. Ben 4 su bardağı kullanarak hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan, yumuşacık, kolay şekil alabilen bir kıvamı var. Artık kurabiyelerimizi şekillendirmeye geçebiliriz. Kurabiyelerime şekil vermeden önce bir kaseye toz şekerimi aldım. Tepsime de yağlı kağıdımı yerleştirdim. Şimdi kurabiye hamurumdan yaklaşık bir ceviz büyüklüğünde kopartarak güzelce yuvarlıyorum. Dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben bugün biraz büyük olmasını istedim. Daha küçük de hazırlayabilirsiniz. Evet, hamurumu elimde güzelce yuvarlıyorum. Daha sonra her tarafını toz şekerine buladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime alıyorum. Tüm hamurumu aynı şekilde tamamlıyorum. Evet, kurabiyelerimi tamamladım ve tam bir tepsi kurabiye çıktı. Üzerine çukur açmak için gördüğünüz gibi bir yağ şişesinin kapağını kullandım. Fakat herhangi bir aparat ya da parmağınızla da bu işlemi yapabilirsiniz. Ben bugün kurabiyelerimi biraz büyük yaptım ve fazla çikolatalı olmalarını istiyorum. O yüzden çukurlarını da biraz büyük açıyorum. Sizler kurabiyelerinizi daha küçük yaparak parmağınızla daha küçük çukurlarda açabilirsiniz. Fırınımı 180 derecede çalıştırdım. Bir yandan fırınım ısınırken ben de tüm kurabiyelerimi aynı şekilde tamamlıyorum. Evet, kurabiyelerim artık fırına gitmek için hazır. Bu arada fırınım da ısındı. Şimdi kurabiyelerimi yaklaşık 15 dakikalığına pişmeye gönderiyorum. Kurabiyelerim tam 15 dakikada pişti. Fakat pişerken orta kısımları kabarmış olabilir. Kurabiyelerim henüz sıcak ve yumuşakken aynı aparatla kabaran kısımlarına tekrar bastırıyorum. Daha sonra kurabiyelerimi soğumaya bırakacağım. Kurabiyelerim soğurken ben de bu arada yaklaşık 50 gram kadar beyaz çikolata, 200 gram kadar da bitter çikolatayı benmer usulü eriterek hazırlayacağım. Evet, ben şimdi kurabiyelerimi tamamen soğumaya bırakıyorum. Kurabiyelerim güzelce soğudular. Şimdi benmer usulü eritmiş olduğum bitter çikolatayı üzerlerine paylaştırıyorum. Şimdiye kadar hep sürülebilir çikolata kullanarak yapmıştım bu kurabiyeyi. Fakat bu sefer çikolata eriterek denemek istedim. Her iki haliyle de şahane bir lezzet çıkıyor ortaya gerçekten. Tercih sizin. Sürülebilir çikolata kullanarak çok daha pratik olacaktır tabii ki. O şekilde de deneyebilirsiniz. Ben şimdi çikolatalarımı koyduktan sonra bir kaşık yardımıyla üzerini güzelce düzeltiyorum.
Evet, çikolatalarımı güzelce düzelttim. Kalan kurabiyelerimi de çikolatamı bir torbaya koyduktan sonra ben tamamlayacağım. Şimdi eritmiş olduğum beyaz çikolatayı da küçük bir buzluk poşetine koyduktan sonra ucuna çok ince olan bir duy taktım. Fakat duyunuz yoksa ucunu kürdanla da delebilirsiniz. Şimdi beyaz çikolata ile siyah çikolatanın üzerine çizikler atıyorum. Maalesef elimden dolayı görünmemiş. Fakat şu an görüyorsunuz, ince çizgiler atıyorum. Bu işlemi hiç yapmayabilirsiniz de siyah çikolatanızı koyup bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ben sadece bir görsellik katmak için bu şekilde yaptım. Evet, beyaz çikolata ile çiziklerimi attıktan sonra bir kürdan yardımıyla çizerek desen veriyorum gördüğünüz gibi. Biraz el oyalayan bir işlem. O yüzden sadece siyah çikolatanızı koyarak bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ben tüm kurabiyelerimi aynı şekilde tamamlıyorum. Evet, tüm kurabiyelerimi aynı şekilde tamamladım. Çikolataları tamamen donduktan sonra servis edebilirsiniz. Eğer aceleniz varsa buzdolabına da kaldırabilirsiniz. O şekilde çok kısa sürede çikolataları donacaktır. İnanın, samimiyetimle söylüyorum ki şahane bir kurabiye gerçekten ve ben eminim ki bir kez denedikten sonra favori kurabiyeleriniz arasında yerini alacak. O yüzden gönül rahatlığıyla hiç tereddüt etmeden bu kurabiyeleri mutlaka denemelisiniz diyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. İhmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın.